Isırgan otu, tarih boyunca tedavi için kullanılmış, şifalı bir bitkidir. Isırgan otuyla karşılaşırsanız, bunu kolay kolay unutmazsınız. Kökleri hariç bitkinin tamamı, neredeyse gözle görülür, iğnemsi tüylerle kaplıdır. Yapraklarında bulunan, tüp şeklindeki tüylere temas edildiğinde, içeriğinde bulunan kimyasal asit, cildi tahriş eder, kızarıklığa ve kaşıntıya neden olur. Doğada, mucizevi özelliklere sahip olan, binlerce bitkiden bir tanesi de ısırgan otu. Özellikle son zamanlarda, sıkça adından söz ettiren ısırgan otu, oldukça faydalı bir bitki. İşte ısırgan otu zararları hakkında, tüm detaylar. Yüzyıllardır, bitkisel ilaç olarak kullanılan ısırgan otunun, zararları da mevcuttur. Bitkisel tedavi olarak kullanılırken, aşırıya kaçılırsa mide şikayetleri ve terlemeye neden olan ısırgan otu, aynı zamanda dokunulduğunda cilt tahrişlerine neden olabilir. Gebelik sırasında, size ve bebeğinize zararlar verebilir. Karında kasılmalara neden olarak, düşüğe neden olabilir. Eğer emzirme dönemindeyseniz, bebek için zararlı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu dönemde, kullanımından kaçınmanız, bebeğinizi olası risklerden korur. Kan şekeri seviyesini düşürücü etkisi vardır. Bu durum, diyabet için tedavi gören kişilerde, düşük kan şekeri olasılığını arttırır. Diyabet hastalarının ısırgan otunun zararlarından etkilenmemesi için, kullanımından kaçınmalarında fayda var. Kan basıncının düşmesine neden olabilir. Eğer düşük kan basıncına sahipseniz, ısırgan otu kullanımında dikkatli olmanız gerekir. Isırgan otu tüketimi, idrar atımının artışına neden olmaktadır. Eğer böbrek problemleri yaşıyorsanız, bu problemlerin artışına neden olması da, ısırgan otunun zararları arasındadır. Bazı ilaçlar ile kullanıldığında, etkileşime girebilir. Kan inceltici ilaçlar, tansiyon ilaçları, anti-enflamatuar ilaçlar, bunların arasında yer almaktadır. Bazı bitkisel ilaçlarla da, etkileşime girebilirler. Eğer başka ilaçlarla birlikte kullanıldığında, yan etkilere rastlarsanız, doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Isırgan otu kullanımı, kaşıntı ve hapşırma gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bazı araştırmacılar, ısırgan otunu bir hafta süreyle kurutmanın alerji riskini düşürdüğünü söylemektedirler. Fakat normalde, bitkilere karşı hassasiyeti olan kişilerin, kurutulduktan sonra da ısırgan otunun tüketiminden kaçınmalarında fayda var. Kronik bir rahatsızlığınız varsa, sürekli ilaç kullanıyorsanız, alerjik bir bünyeniz varsa, özellikle bu tür ürünler kullanırken, mutlaka bir doktor kontrolünde kullanın. Görüşlerinizi, yorum kısmında bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.